Güzel Tire'mizin, güzel İzmir'imizin, güzel insanları, yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan yiğit, mert Tireliler. Hepiniz hoş geldiniz, hepinize merhaba. Bugün İzmir'deyiz. 5 yerde miting yapacağız. Hava kapalı. Bakalım nerede yağmur yağacak, nerede güneş açacak derken Tire'ye geldik. Otobüsün üstüne çıkarken yağmur başladı. Manisa'mızda, komşu Manisa'mızda, benim memleketimde bu makbuldür, berekettir, yağmur iyidir. Gelecek güzel günlerin habercisidir. Biz Tire'yi memleketimiz biliyoruz. Burada çok arkadaşım var, çok dostum var. Bu benim 10 yaşından beri büyüdüğüm memleket İzmir. Ortaokulu, liseyi okudum, üniversiteyi okudum. Vatani görevimi yaptığım memleketim İzmir. Güzel İzmir'de 2 gündür sizin gibi güzel insanlarla büyük bir heyecanı paylaşıyoruz. 31 Mart'ta yerel seçimler var. Tire'de büyük bir heyecan var. Tire, işim gücüm Tire diyen 39 yaşında adayımız Hayati Okuroğlu'na belediyeyi teslim etmek için gün sayıyor. Hayati Başkan Mali Müşavir, çalışkan bir arkadaşımız, 3 yıl gençlik kolları başkanlığımızı yaptı, ilçe başkan yardımcılığımızı yaptı, siyasetten geliyor, gençlik kollarından geliyor, Tire'nin bir evladı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'de 40 yaş altındaki 12 göz bebeği gencinden bir tanesi. Tire'nin her yaştan gençlerine onu emanet etmeye geldim. Sebebi şu, bu partinin kurucusu aynı zamanda Cumhuriyet'in kurucusu diyor ya, benim 2 büyük eserim varsa bunlardan biri Cumhuriyet'se diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir diyor. Partinin ilk genel başkanı, Cumhuriyet'in kurucusu bu Cumhuriyet'i kurdu. Ama genel başkanlara emanet etmedi. Milletvekillerine, MYK üyelerine, hatta askerlere Cumhuriyet Genelkurmay Başkanlarına emanettir demedi. Cumhuriyeti kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Hayati gibi gençlere emanet etti. Biz de Hayati'yi Tire'de vatanını, milletini seven, Atatürk'ü seven herkese emanet ediyoruz. Biraz önce aşağıda konuşmaları dinlerken şöyle bir şey duydum. Hayati Başkan dedi ki, Tire ittifakını kurduk. Geçen seçimlerde Tire'de biz ittifak yaptık. Tire'de Cumhuriyet Halk Partililer, AK Parti gelmesin, Cumhur İttifakı gelmesin, MHP gelmesin diye, Tire'yi halkçı belediyeciler yönetsin diye, iyi insanlar yönetsin diye ittifak yaptılar. Oylarını çekinmeden verdiler ve bir belediye başkanını ittifakla seçtiler. Şimdi biz o ittifakı Ankara'da bu sefer yapamadık. Çok istedik, yapamadık. Dedik birlikte olmalıyız. Kaybetmemeliyiz. Birbirimize kaybettirmemeliyiz. O ittifak Ankara'da kurulmadı ama ben şuna inanıyorum ki Tire'de sandık başında vicdanlar bir araya gelecek ve Tire ittifakı kurulacak, Hayati belediye başkanı olacak. Yaptığımız ankette Hayati Başkan 4 puan önde gidiyor. Arkasında 2 rakibi var. En yakın olanından 4 puan önde.
Pire'de artık halkçı bir belediye olsun isteyen kim varsa hesabı kitabı kuvvetli yapacak, esnafı destekleyecek, emekliyi destekleyecek, çiftçiyi destekleyecek bir belediye başkanı için bütün Tire bu sefer Hayati Başkan'ı destekleyecek. Onu seviyor musunuz? Ona güveniyor musunuz? Onu belediye başkanı yapacak mısınız? Ben de size güveniyorum. Biliyorsunuz Tire'de bütün Türkiye'nin örnek aldığı Tire Süt Kooperatifi başarı hikayesi var. Tire Süt Kooperatifi deyince elbette kooperatif Cumhuriyet'in geçmişinde çok önemli yeri olan özellikle Karaoğlan Ecevit'in partimize emanet ettiği ve güçsüzlerin güçlülere karşı bir araya geldikleri, omuz omuza verdikleri, dayanışma içinde oldukları, hem kazandıkları hem kazandırdıkları bir yönetim biçimi. Güçlü şirketlere karşı güçsüz, teker teker bir şey yapamayacak çiftçilerin, köylülerin, hayvancılıkla uğraşanların bir araya gelip de birlikte kazandıkları bir model. Tabii bu tip işlerin öncüleri oluyor, destekçileri oluyor. Tire Süt Kooperatifi dediyorsak eğer Aziz Koçoğlu'na kocaman bir selam yolluyoruz Tire'den. Büyük bir teşekkür yolluyoruz Tire'den. Sonrasında Aziz Başkan birkaç dönem bu görevi başarıyla yaptıktan sonra Tunç Başkanımıza devretti. O da 1 Nisan itibariyle Tirelilerin takdiriyle, İzmirlilerin takdiriyle görevi bir başka güçlü kooperatifçiye, kırsal kalkınmayla ilgili heyecan duyan, projeleri olan, hayvancılığı desteklemek isteyen ve kalkınmanın kırsaldan başladığına inanan ve bu konuda heyecanla gün sayan birisine artık İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni devredecek. İşte size İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Cemil Tugay. Onu tanıyor musunuz? Onu seviyor musunuz? Ona güveniyor musunuz? O sizin için çalışacak. Ben de size güveniyorum. Değerli Tireliler, siz alnının terini toprağa damlatan, oradan bereket fışkırtan, bu bereketle çoluğunun çocuğunun rızkını sağlayan, haramdan, yalandan korkan, çalışkan insanlarsınız. Ve bu ülkede en büyük sorunlardan bir tanesi çiftçinin çektikleri. Oysa genç cumhuriyet kurulduğunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk tohum çiftlikleriyle, üretim çiftlikleriyle, orman çiftlikleriyle hem çiftçileri eğitmek, örnek tarım uygulamaları yapmak, önderlik etmek ve bunun için Türkiye tarımını kalkındırmayı tercih etti. Bu ülkenin birinci cumhurbaşkanının köylülerle ilgili kullandığı ifade şudur: köylü milletin efendisidir. O partinin neferleri, genel başkanı, belediye başkan adayları olarak hepimizin inancı çiftçinin, köylünün yine milletin efendisi olması gereğidir. Biz birileri gibi çiftçiye kızıp da al ananı da git demeyiz. Çiftçinin derdiyle dertleniriz, sorunlarını çözmek isteriz. Bakın bugün Türkiye'de çiftçilerin en önemli sorunu, dünyanın gördüğü bir gerçeği bugünkü yöneticilerin görmemesidir. Avrupa Birliği fonlarının %30'unu, 35'ini doğrudan tarımı destekleme projelerine veriyor. Yine %35 gibi bir aktarımı kentsel kalkınma, kırsal kalkınma projelerine veriyor.
onların içindeki payda hesaplandığında Avrupa Birliği fonlarının 2 eurosundan 1 eurosu çiftçiye destek için, tarım politikalarına, projelerine destek için ayrılmış. Türkiye'de öyle 2 liranın birini bırakın, kanunumuza göre %1, yani milli gelirin %1'i çiftçilere verilmek zorunda. Ne oldu peki geçen sene? Bu %1'in karşılığı tamı tamına 263 milyar ediyordu. Ne verdiler çiftçiye? Sadece 85 milyar. Alacak ne kadar? 178 milyar. Sakın ha, 178 milyarı küçük bir para gibi düşünmeyin. Şu kur korumalı mevduat var ya, hepimizin sırtından zenginlere verilen fark. Faizi alıyor, dolar çıkarsa da farkını aramızdan alıyor. O paranın toplamı, kur korumalı mevduatın toplamı 152 milyar. Köprülere geçiş garantisi vermiş, toplam ödediği para 162 milyar. Size verip de, kanuna koyup da, vermesi gerekip de vermediği para bu paralardan fazla. 178 milyar. 178 milyarı beşli çetelere veren, holdinglere veren, zengin müteahhitlere veren ama çiftçiye gelince alanını da git diyen Recep Tayyip Erdoğan'a sandıkta hesap soracağız sandıkta. Mayıs ayında o isterken, verin oyu kardeşinize, enflasyon nasıl düşürülür, hayat pahalılığı nasıl engellenir, dolar nasıl düşürülür, mazot nasıl düşürülür diyordu değil mi? O gün mazotun litresi 19 liraydı. Üzerinden 9 ay geçti, bugün mazotun litresi 42 lira oldu. Nasıl tarlaya gidesin, nasıl süresin, nasıl ilaç atasın, nasıl çapa yapasın, külfülatör çekesin, nasıl hasat yapasın, nasıl ürünü toplayasın, nasıl götürüp satasın. 42 lira mazotla çiftçi perişan olmuş durumdadır. Eğer çiftçiler bu 31 Mart'ta seslerini yükseltmezseler, 1 Nisan'dan sonra kötüsü, daha kötüsü kapıdadır. Ne diyorlar? Kemer sıkacağız. Ne diyorlar? Acı reçeteler içireceğiz. Ne diyorlar? Sıkı para politikasına geçeceğiz. Ey tire, güzel tire, canım tire, sen hiç acı ilacı beşli çetelerin, patronların, müteahhitlerin içtiğini gördün mü? Sen hiç zenginlerin kemer sıktığını gördün mü? Kemeri yine emekliye sıktıracak, çiftçiye sıktıracak, işçiye sıktıracak, tireliye sıktıracak ve kendisi yine bin odalı saraylarında keyif çatacak. Onun için 31 Mart'ta bu iktidara gücümüzü göstermeye var mısınız? Bir başkası, çiftçilerden de dertlisini bulayım mı size? Emekliler bir el kaldırsın görelim. Dertliler burada, dertliler. En düşük emekli maaşını alanlar kaldırsın. En düşük emekli maaşı. Kaç para alıyorsunuz? Hep bir ağızdan 10. Herkes 10. Bakın, değerli, değerli emekliler. Hesap şu. İlçe başkanım, tut bakalım şu Tirespor atkısını. Bir aç görsünler. Aç aç böyle. Tirespor yazısını. Hayati Başkan, bu Tirespor'a sahip çıkacaksın mı? Söz mü? Tirespor'a sahip çıkacakmış. O zaman ben atkımı alayım. Bu atkı Ankara'da genel merkezdeki odada duracak. Başkan geldi mi çıkaracağım. Ne oldu? Tirespor nasıl gidiyor diyeceğim. Tamam. Şimdi emeklinin halini gördünüz. Herkes emekli. Herkes 10 bin liracı.
3 Kasım 2002 Adalet ve Kalkınma Partisi ilk iktidara geldiğinde kaldı ki o günler için ne diyor? Kriz vardı. Efendim esnaf yazar kasa atıyordu. Sıkıntı vardı diyor ve en düşük emekli maaşı o gün 1,5 asgari ücret. Doğru mu? 1,5 asgari ücret düzenini bozmasa, ellemese, emekliyle uğraşmasa, TÜİK kurumuna enflasyonu düşük hesaplatıp emeklinin hakkını yemese, enflasyona estirmese 1,5 asgari ücret bugün 26 bin lira. Yani Tayyip Bey gelip emeklinin maaşına dokunmayaydı, düzen süreydi bugün 26 bin liraydı. Ama 10 bin lira alıyoruz. Ve nasıl büyük bir haksızlığa uğradığınızı ben size anlatayım. Siz Tire'deki bütün emeklilere anlatın. 3 Kasım 2002 günü en düşük asgari ücret, açın Google'a bakın, gidin kuyumcuya sorun. 3 Kasım 2002 günü en düşük asgari ücret tam 8 çeyrek altın alıyordu. Bunu Türkiye'nin dört bir yanında anlatıyorum. Grup toplantısında 8 çeyrek altın resmi gösterdim. Yalansa yalan deyin dedim, hesap ortada. Bugün kaç çeyrek altın alıyor 10 bin lira? 2,5 çeyrek altın. Tireliler, kıymetli emekliler, bir an düşünün. Bir çeyrek altın kuyumcudan alıp cebinize koysanız, yolda giderken düşse, eve varınca fark etsen, gittiğin bütün yolları kezersin, ararsın değil mi? Nerede benim çeyrek diye. Bakın, bir emekli değil, bütün emekliler. Bir çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın. Bir sefere mahsus değil, her ay kaybediyorlar. Ne yüzden kaybediyorlar? Recep Tayyip Erdoğan emekliyi enflasyona ezdirdiği için kaybediyorlar. Bir kere enflasyonun gerçek rakam %120 iken TÜİK 64 açıklıyor. Niye? TÜİK neyin kısaltması? Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu. TÜİK. Ama 64 hesaplıyor. Size kaç verdi? 33. %33. 7500 lirayı 10 bin lira yaptı. %33. İğneden ipliğe her şey 2 kat zamlandı. Ev kiraları 3 kat arttı. Ama size %33 verdi. Bakın, 5,5 çeyrek altın AK Parti döneminde her ay kayıp. Her ay. Bir başka hesap yapalım. Ne alıyorsunuz bayramda? Bayram ikramiyesi. Sırası gelmişken hatırlayalım, bir selamlayalım, alkışlayalım. Kimin sayesinde alıyoruz bayram ikramiyesi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Allah ondan razı olsun. 2015'te Kemal Bey dedi ki, iki bayramda da birer emekli maaşı. Dediler olmaz, veremezsin. 7 Haziran'da emekliler bunlara oy vermedi. İktidarı tam kaybediyorlardı. 1 Kasım'a yeni seçimi koydular. Devlet Bahçeli sayesinde. Gel dedik koalisyon kuralım, kurmam. Sen koy biz destek verelim, istemem. Biz kuralım sen destekli olmaz. O gün evet dese bugün emekli bambaşka bir noktadaydı. Ama yeniden seçime giderken ne dediler? Biz de vereceğiz. 2015'te söz verdiler. 2015'te söz verdiler. 2018'de 1000 lira verdiler. 1000 lira. 1000 lira. O 1000 lirayı beğenmedik biz. O 1000 lirayı beğenmedik. Dedik ki o 1000 lira azdır, asgari ücret verilsin. O gün 1000 lira tam 24 kilo dana kıyma alıyordu. 24 kilo dana kıyma. Bugün 3000 lira veriyor. Kaç para alıyor? 6 kilo dana kıyma alıyor. 6 kilo. Arada 18 kilo kıyma farkı var. Ramazan mübarek gün. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Ramazanınız mübarek olsun.
30 Ramazan oruç tutulacak. İftar var, sahur var. Ardından bayram sofrası var. Sadece bayram ikramiyesinde 18 kilo kıyma kayıp. Buzdolabından kayıp. Mutfaktan kayıp. Sofradan kayıp. Bayram sofrasında torunların, çocukların kursağından geçecek 18 kilo kıyma kayıp. 31 Mart'ta emekliler, çiftçiler gibi kendi sofrasından kıymayı alana, cebinden 5,5 altın çalana gerekli cevabı verecekler mi? Meselenin özü bu. Adaylar pırıl pırıl ama iş bu seçim genel seçimin ardından yapılan ilk seçim. Ve o günden bugüne mazot pahalanmış, hayat pahalılanmış, kira pahalanmış, et, süt, yumurta pahalanmış. Eğer 1 Nisan günü değişen bir şey yoksa nasıl oy alıyorum dediğinde ondan sonrası çok daha zor, çok daha çileli günler. Ama 31 Mart'ta belediye başkanı olarak bizim kıymetli kardeşimiz Hayati'yi seçerseniz, Hayati yağmur yağarken belki çok fazla değinemedi, sözü bize bırakmak istedi ama Hayati incirinize, cevizinize, kestanenize depolanması ve pazarlanması aşamasında sahip çıkacak, projeleri yapacak. Hayati Büyükşehir Belediyesi ile birlikte toprak mahsulleri ofisinin eksik bıraktığı için tahılların depolanması ile ilgili soruna çare arayacak. Lisanslı depoculuk çözümü için Büyükşehir Belediyemizle birlikte Avrupa Birliği fonlarına başvurarak trenin bu önemli sorununa çare arayacak. Organize sanayinin su sorununu da, tarımdaki su sorununu da çözmek için iş suyla birlikte projeler yapacak. Ve biraz önce andığımız Aziz Koçoğlu'nun buralara yaptığı en önemli iş, kırsaldaki üretim yollarının, yani tarlaların yollarının kaymak gibi asfalt yapılmasıydı. O yollarda bozulmalar var, tahribatlar var. Önümüzdeki yaz asfalt sezonunda trenin yol sorununu çözüyoruz, çözüyoruz, çözüyoruz. Yağmur suyuyla kanalizasyon suyunun ayrıştırılmadığını gördük. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda son derece titiz. Hem taşkın tehlikesi var, hem salgın hastalık, ishal tehlikesi var. Bununla ilgili atık sularla yağmur sularının ayrıştırılmasını, tire merkezdeki otopark sorununun çözülmesini, kırsal mahallelerin altyapı sorunlarının çözülmesini ve yine organize sanayi bölgesinde dar gelirlilerin yaşadıkları mahallelerde kreş sorununun çözülmesini, kadınların çocuklarını güvenle kreşe bırakmasını, iş hayatına katılmasını, sosyal hayata katılmasını Büyükşehir Belediye Başkanımızla Hayati Başkan el ele, omuz omuza çözecekler. Bir el ele görelim başkanları, bir el ele. İkisi birbirine yakışıyor, ikisi de Tire'ye yakışıyor. Onları Tire'ye emanet ediyorum, Tirelilere emanet ediyorum. Bir kuvvetli alkış duyayım, bir kuvvetli alkış. Hayati Başkan 31'inde seçimi kazanacak. 2 gün itiraz süresi, 2 Nisan, 3 Nisan Allah'ın izniyle mazbata. Mazbatayı almaya hep beraber gidecek misiniz? Hep beraber. Belediyeye varacaksınız. Hayati Başkan devir teslim için girecek. Elinde şişeyle mevcut başkanımıza teşekkür edecek. Devir teslime gidecek ama girmeden önce
elindeki çiçeği yanındakine verecek. Bir dakika diyecek. Cepten bir kağıt çıkaracak. O kağıdı belediyenin girişindeki cama asacak. Nedir o kağıt? Mal varlığı. Neyi var neyi yok bileceğiz. Bileceğiz. Bütün Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları göreve geldikleri gün belediyeye girerken mal varlığını asacaklar. Her sene asacaklar. Bakacağız. O maaşla o iş olur mu? Bizim başkanlara güvenimiz tam. Onların kendisine güveni tam. Ama eğer o mal varlığında bir artış varsa onun hesabını bu millete vermek her namuslu yöneticinin borcudur. Biz birileri gibi belediye başkanlığı yapıp zenginleşmeyeceğiz. Hayati Başkan, mal varlığını asıyor musun? Cemil Başkan, mal varlığını asıyor muyuz? İşte bizim belediyecilik anlayışımız budur. Şimdi siz Tire'de ittifakı kurmuşsunuz. Tire ittifakının renkleri peki bütün Türkiye'de bir ittifak var. Bir tarafta Cumhur İttifakı, AK Parti ile MHP her gün birbirine benziyor. Kızıyor, küfrediyor, tehdit ediyor, şantaj yapıyor. Oy vermeyene hizmet yok diyor. Doğalgaz bağlatmam diyor. Hatay'ı boynu bükük bırakırım diyor. Ama kimse onlara papuç bırakmıyor. Ama bu korku ittifakının karşısında bir tane başka bir ittifak var. Nasıl bakın bu korku ittifakı yağmur bulutları gibi ama karşısındaki bizler o aradan çıkan güneşiz. Mavi gökyüzüne inanıyoruz. Güzel günlere inanıyoruz. Türkiye ittifakının renkleri ay yıldızlı al bayrağın renkleridir. Türkiye ittifakı milli takım gol atınca kim seviniyorsa Türkiye ittifakında o vardır. Filenin sultanları dünya şampiyonu olduğunda filenin sultanlarıyla bir gözyaşı dökenler, gırtlağa düğümlenenler Türkiye ittifakıdır. Türkiye ittifakında partimin aslan sosyal demokratları var. Türkiye ittifakında Tire'nin milliyetçi demokratları iyi insanlar var. Türkiye ittifakında muhafazakar demokratlar var. Birisi gibi gömleği çıkaranlar değil, haramdan ve yalandan korkan muhafazakar demokratlar var. Ve buradan ifade edelim ki İzmir, Tire hepimiz birbirini seven insanlarız. Birbirimizin inancına saygılıyız. Kimsenin kimseye karışmadığı, herkesin birbirini dost bildiği, kardeş bildiği, inancına karışmadığı, giyimine karışmadığı, kuşamına karışmadığı ama birisi eğer zordaysa da onu yalnız bırakmayan bir kardeşliğin ittifakının adı Türkiye İttifakı'dır. Renklerini söyledim. Bir kez de sizinle tekrar edelim. Kırmızı. Beyaz. Kırmızı. Beyaz. Kırmızı. Beyaz. En büyük. Türkiye. En büyük. Türkiye. En büyük. Türkiye. Türkiye ittifakı kazanınca Türkiye kazanacak. İzmir kazanacak. Tire kazanacak. Tire'nin çiftçisi, Tire'de hayvancılıkla uğraşan süt üreticisi, Tire'nin memuru, esnafı, emekçisi, emeklisi kazanacak. Hep beraber kazanacağız. Hep beraber güzel günler göreceğiz. Sizleri seviyorum. Sizlere inanıyorum. Sizlere güveniyorum. Adaylarımızı sizlere, sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.